Sabahın 5'i. Otobüs bıraktı bizi. 3 tane nokta vardı bırakılacak ama buraya mıydı, başka yer miydi bilmiyorum. İndim ya. Neyse. İşlek bayağı. İnsanlar yürüyor, ben de yürüyeyim. Bakayım nereye gidiyor. Varanasi sabah. Evet. Millet yatıyor. Ben de böyle bir yoldan Ganj Nehri'ne gidiyor. Çok erken uyanıyorlarmış lan. Buradan nereye? Korkusuz Ogi yoldaydı. Şu an ölü yakıyor olabilirler. Güneşi selamlama var sanırım. Şöyle gidelim bakalım. Video yasak sanırım Varanasi genelinde. Ama şöyle başlayalım bakalım. Burada ablalarımız bir şeyler yakıyor. Şöyle gidelim. Bak burada bir karı koca var. Birlikte yatıyorlar. Burada da ateş çöpleri yakıyorlar galiba. Şuradan sol. Hadi bakalım girdik. Güneşi selamlama töreni. Burada dilenci ablalar, abiler. Böyle bir ortam. Program ya bu. Her gün yapıyorlar bunu. Burası Asi Tapınağı. Bu şekilde. Video falan da yasak değil ya. Herkes çekiyor şu kadar. Olaylar şer oluyor. Evet, şu an güneşi selamlama diye geçiyor. Birazdan gün doğacak. Ganj Nehri. Burada abilerimiz buraya bir yaklaşmamışlar. Niye acaba, aşağı mı inecekler? Bu şekilde. Ellerinde meşale gibi bir şey var. Onları kaldırıp indiriyorlar. Ateşle oynuyorlar şu an. Güneşi selamlama. Bu şekilde, daha doğmadı güneş. Birazdan doğdu güneşimiz. Bu abiler de müzik yapıyor. Çalıyor şu an mikrofondan. Ortama ambiyans veriyorlar. Bunlar burada mı yatıyor lan? Bu arada en sonunda ateş söndürecekler herhalde, öyle bir şey var. Ellerindeki süpürgeyle. Evet, güneş doğdu bu arada. Ganj Nehri'nde. Ganj Nehri'ne burada Ganga diyorlar. Mama Ganga. Yani anne Ganga. Annemiz Ganj Nehri. Ha, bitti bu.
söndürmediler ateşi. Aşağı inecek. Aa iniyorlar. Aa su mu aldılar? Bir şey yaptılar. Dur ben de ineyim ya. Güzel ortam. Şu an bir tek ben koşuyorum. Abiler ne yapacak merakla bekliyorum. Ellerindeki külü acaba ganja mı dökecekler? Bakalım nereye gidiyor. Aynen külü dökecekler galiba. Dur bakayım en son ne yapıyorlar. İndiler böyle sırayla. Bir tek ben çekiyorum lan. O da ilginç. Hmm, döktüler. Ganj nehrine. Bu şekilde bitti. Şey de çekiyor, dibindeki abi de çekiyor, arkadaşı çekiyor. Abi yardırıyor. Evet. Bu son kalan galiba. Yapraklı şeyleri döktü. Bitti. Güzel. Sabah yemeği. Daha ne olacak acaba? Duralım. Hatta gülme yogası falan varmış. En son böyle yoga yapıp birlikte kahkaha atıyorlarmış falan. Onu da bekleyelim. Zaten geldik otelden ses yok. Öğlen gireceğiz herhalde. Öğlene kadar dolanalım böyle. Yani burası için erken gelmem gerekiyordu. Bahane oldu. Güzel oldu. Bu amcayla teyze önemli biri galiba. Masanın önündeler. Gerçi olmayabilirler ya. Anlamadım. Abi bana kötü baktı. Huşuyu bozuyorum. Selamlamanın bir parçası. Ellerinin arasında turuncu çiçek var. Bir güneşi selamlıyor burada. Bitti, çiçeği de attılar en son. Şöyle bir akın oldu, bakalım ne oldu. Herkes çiçeğini atıyor. Suyu da kafalarına sürüyor. Ben bayağı önlerini kestim gibi oldu ama. Bu şekilde. Böyle. Güzelmiş. Yetkili abi demiştim ya, bu adam yetkili bir abi. En son ne oldu? Çiçekleri aldılar. Gidiyorlar. Yetkili abi bu. Adamların burnuna giriyorum ya. Aa en sonunda ateşten de alıyorlar. Bir iki posta. Sırayla mı? Ateşten veriyor abi insanlara.
çocuklar. Bu şekilde. Buradaki ateşi oraya vermiş, gerisi burada. Şu neymiş lan? Pamuk. İnsanlar en son kutsal ateşten alıyor şekilde. Dua ediyorlar. Güzeldi be. Acay. Varanasi nehrinde. Şey, Ganj nehrinde ya, ne Varanasi. Varanasi'deki Ganj nehrinde. Ara verip leblebi şekeri alıyorlar bu arada. Onu yiyorlar, kutsal. Abla. Yanacağız lan. Abi, yanacağım abi. Abinin fotoğraf çekmesini bekliyorum. Böyle bu şekilde. Kobra sanırım. Beş kafalı, dilleri var. Bu da kutsal ateş. Leblebi veriyor abimiz. Tamam hadi mi dedi o ya? Güzeldi. Bayağı bir insan da aşağıda. Bence de. Hello, one more son? No, bye, I think. Yes. No, I don't think. Bunlar da botçu abiler. Tur yaptıralım diyorlar. Karşıda deve mi var? Ben mi yanlış görüyorum ya? Bayağı karşıda insan var ve orada deve falan var. Ama yapı yok. Aynen deve var. Hareket ediyor. Şu öttürdükleri şey de deniz kapuymuş. İki kere öttürdüler. Biri küçükle biri büyükle sanırım. Farklı seslerle. Kutsanmaya devam. Şöyle gireyim ya aralara. Böyle. Hinduizm. Para verene leblebi şekeri. Şurada ayakkabı çıkarıyorlar. Merak ettim neymiş ya. Ateş. Kalpli ateş. Güzel. İlginç sesler. Şurada turistler var. Bakalım nereye gidecekler ya. Onlara takılayım. Abi yogaya durmuş bile. Güneşe doğru imanlı bir Hindu abimiz. Gözleri kapalı. Burada da insanlar bu şekilde. Çaycı abimiz sabahın erken sularında insanların içini ısıtacak. Kaynat abi. Kankimin bana aldığı şeyi yiyoruz, tatlı. Hadi gel. Ya, manino. Just have a foot, brother. Yani burada bayağı insan var. Bu insanlar
Ne yapıyor? Yemek bekliyor. Sanırım bir olay var. Bu insanlara yemek vermek zorunda mısın acaba? Çünkü taslarını açmış bekliyorlar. Bunlar kas sisteminin en düşük seviyesindekiler. Dokunulmazlar diye geçiyor. İnsanlar onlara dokunmuyor. Sadece yardım ediyorlar. Burada kutsal bir ağaç var. Abla tavaf ediyor. Bir dördüncüyü döndü. Yedi onlarda da önemli. Yedi kere dönüyorlar büyük ihtimal. Şu garibanlara vereyim bak. İki de koşuştu. O şey. Demin abi anlatıyordu. Tur rehberi dinledim. Şey diyor, burada fakir insanlar oturuyor diyor. Onlara yemek, işte pirinç, mercimek veriyorsun. İyi karma diyor. Yani iyi bir şey yaparsan sana dönüşü oluyor diyor. No, thank you bro. Good karma diyorlar burada. Hatta yol kenarında bazı yerlerde otobüste gördüm de duramadık, kaçırdım. Şey yapıyorlar. İneklere böyle, İnekler yesin diye oğlum kafama mı konacaksınız? Kuşlar. İnekler yesin diye böyle kenara yığıyorlar şeyi, otu, samanı. Sen satın alıyorsun, oradan ineklere veriyorsun. O da günün güzel geçsin diye. Good karma diyorlar. İyi karma. İyilik yap, iyilik bul gibi bir şey. Burada abilerimiz Ganj Nehri'nde duşunu alıyor, sabah duşu. Bunu yapacağız hep birlikte. Bu şekilde. Ablalar solda, abiler sağda. Suya bakmak istiyorum ya. Herkes yok, çok bakterilidir bilmem ne, oranı çok fazla falan. Adamlar içiyor lan bunu. Namaste baya. Baya içiyorlar ya. Kutsal su. Baksana abi doldurmuş ya. Bu şekilde. Üç kere girdi çıktı, gördün mü? Evet, burada kurulanıyor abimiz. Bu şekilde. Bak içecek. Duasını ediyor. İçmedi, öptü. Ama içiyorlar da yani. İçti. Abla içti şu an, gördüm yani. Yani bu insanlar bu suyu içiyor ve hala hayattalar. O yüzden içine girip çıkmayla bir şey olacağını düşünmüyorum ya. Sonuçta dünyanın dörtte biri Hintli ve onun da bir %25'i içse bu suyu ve hala hayattalarsa sorun olacağını sanmıyorum. Ya düşüncem böyle, bak abimiz taşıyor. İçecek mi? Abi hadi. Abi nereye gidiyorum? Bitti lan su. Aktı gitti lan. Çocuğunu mu götürüyor? Nereye götürüyor? Bilemedim. Neyse, ablanın içtiğini yakaladım galiba. Biraz uzaktı ama. Umarım görmüşsünüzdür. Ya buraya kabin koymuşlar aslında ama ablanın biri donunu düşürmüş. Şurada direkt indiriyorlar ya. Çok ilginçtir. Ben Hinduların bu kadar açık olduğunu bilmiyordum. Bayağı abiler dal taşak, ablalar göt baş açık. Cesur yani, cesur. Şurada ablalar bayağı seremoni yaptılar ya. Bu şekilde. Kimi tütsülüyor, kimi alın boyuyor. Bak önlerinde boya var. Bu boyalarla da kafaları boyuyorlar. Gördün mü? Tika. Tika diyorlarmış bakalım. Abi yaptıracak. Şöyle bir karışımı var. Ganga bhaiya,
Abi de bakıyor ne yapıyorum. Baba onun ka 50 kar tha gaya. Chakla tha. Niche kar. Beyaz bir taban. Daha ne yok dekinde. Üç parmakla bir sıyır dövüştünüz. Ne var? Yaprak attı kırmızı şeye. Damga. Yürümeyecek abimiz. Abi. Kaç para acaba? 10 rupi falan olması lazım bence ama. Bu ablaya da yapıyorlar. Onu da şuradan çekeyim. O kadar. Ona sadece kırmızı nokta koydum. Bu şekilde bunu insanlar yapıyor burada. Üçüncü gözü simgeliyor. Yani ruhun gözünün alnın ortasında olduğuna inanıyorlar. Yani fiziksel olarak iki gözümüz var ama ruhun gözü, yani ruhun alında bulunduğuna inanıyorlar. Ruhun gözünün de o noktadan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Burası Varanasi, 3500 yıllık Güney Asya'nın en eski şehri, en eski Hindu şehri diyebilirim. Çünkü insanlar 3500 yıldır burada bu şekilde duş alıyorlar. Belki 4000. Belki daha da eski. Bak abla çiçek aldı, göğüslerinin arasına koydu bayağı. Sütyenine sıkıştırdı böyle. Bu şekilde. Vay be atletik dayı. Şu an ailecek giriyorlar. Aile reisi dua ediyor. Bir şeyi var, rutini var. Sonra içiyorlar bu suyu. Duş aldıktan sonra. Baba da giriyor. Bak yağlı bir şey söylüyor. Dinliyor musunuz? İsimler sayıyor, sıfatlar sayıyor. Bak çiçekleri koydular, gönderdiler. Ne döktüler la? Yağ gibi bir şey döktüler. Parlıyor şu an.
Bak kafalarını attı 3 sefer. Şimdi girmeye başlıyorlar. Abla ne eğlendiniz be? Bu kadar eğleneceksen ben de gireyim. Hı, abla pirinç de attı. Yok. Patlamış mısır mı diyeyim? Öyle bir şey. Ne oldu lan? Yarıya kadar girdiler. Ha, komple girdi abimiz. Evet, şu an komple giriyorlar. Güzel. Ya ben pis bir su olduğunu düşünmüyorum ya. Ya şuradan akıyor. Bayağı akışkan. Belki yani şuralar falan lağım mağım öyle şeyler vardır ama şurası bayağı akışkan. Ya bu nehir zaten Himalayalardan geliyor, Ganj Nehri. Himalayalardaki dağlardan akan su buralara kadar geliyor. Bayağı da bütün Hindistan'ı birbirine birleştiriyor diyeyim yani. Öyle bir kalp damarı gibi. O yüzden ölen insanların külleri de bu nehre atılıyor. Huzur bulduğuna inanıyorlar. Eğer bir insan Varanasi'ye gelip ölüp yakılıp külleri de Ganj Nehri'ne atılırsa ruhunun huzur bulduğuna, Nirvana'ya ulaştığına inanıyorlar. Eğer herhangi bir yerde ölüyorsa tekrardan dünyaya geleceğine inanıyorlar. Hinduizm'de reenkarnasyon var, ölümden sonra hayat var. Öldükten sonra 7 kez dünyaya geldiklerine inanıyorlar. Ama dediğim gibi küller Ganj Nehri'ne karışırsa tekrardan gelmeyip huzur bulacaklar. Zaten Hinduizm'in, Budizm'in temelinde acı var. Yani dünyada varoluşun sebebi acıya bağlanıyor. Bu sebeple var olmayı pek istemiyorlar aslında. Yani bu hayat sonlansın istiyorlar. Ama doğru yolla, doğru yoluyla. Böyle ablalar bayağıdır içinde. Ve yani kime sorsam bak, üst kasttan da tanıştım, alt kasttan da tanıştım. Herkes aynı şeyi diyor. Hiçbir sıkıntı yok, gir diyor Ganj Nehri'ne. Ben de Hintlilerin yalancısıyım yani. Ganj Nehri'nden çıkan çamurla bir şeyler yapıyorlar. Onu yakıyorlar sonra. Mum yaptı bir nevi. Doğal mum. Abla ne eğlendiniz ya, yemin ediyorum kıskandım ya. Yarılıyorlar orada ya. Lan suya girmeyle bu kadar eğlenilir mi? Thank you.
Ha, sonra o yaptığını aldı. Ne yaptı? Yüzdürdü mü? Yok, batırdı. He, kendi de girdi. Bu şekilde. Vay be. Bak şunlar da üst kasttan zengin bir çift. Büyük ihtimal Brahmanlar. Çünkü zengin oldukları belli yani. Gel Girek Hanım diyor, ne olacak diyor. Birlikte gidiyorlar. Burada da düşük kast. Geçebilemem ya o kadar. Bunlar da fena değildir bence. Abla ya arkadaş gülmeyin ya. Şurada ibadet ediyoruz ya. Hemen cıvıtıyoruz. Oturmuşlar oraya 3 tane. Dobişik ablamız eğleniyor. Dur de şeye bakalım. Abla ne attın? Abla güllü attı direkt. Heh, bak yaptığı şeyi. Yüzecek mi? Yüzmedi, battı. Bu şekilde. Büyük ihtimal üst kas sadece ayağını sokuyor. Yani yaşlılar diyedir belki, onu bilmiyorum. Bak şu abla da öyle su değdirdi. Çıktı. Böyle. Su doldurdular. Boyaları var, kap çanakları var. Güzel bir şey aslında. Sanatsal. Heh, bak abla elini yüzünü yıkıyor. Brahman ablamız. Brahman rahip demek bu arada. Kas sisteminin en yüksek seviyesi. Şu abi bariz net mesela. Dokunulmaz. En düşük seviyesi. Bozuk para arıyor nehirde bak. Bir tane buldu. Kaçtı. Ama bunlar yüksek bak. Daha zengin duruyor yani. Ya adı konmasa da bariz bir belirgin bir sistem var yani Hindistan'da. Mesela ikisi yan yana durabiliyor ama kesinlikle konuşmuyor. Üstteki kastın alttakine karşı böyle bir ben senden üstünüm havası var. Onu herkes yapıyor. Mesela atıyorum Brahman işte savaşçı, işveren, rahip savaşçı, iş yapan, businessman diyeyim. Bir de çalışan kesim diye dörde ayırmış İngilizler. Aslında bunlar içinde kendi kendine 3000'e falan ayrılıyor. Yani rahip dediğim üst kastın da içerisinde kastlar var. 3000 tane kastın mesela 2998. kast bile 2999. kasta ben senden üstünüm. Ben senden güçlüyüm diye böyle bir gösteriş havası var. Hindistan'ın asıl problemi bu aslında bakacak olursak. Günümüze yani şu anlık yansımasa da hayat içerisinde bariz belli. Konuşma tarzlarından belli birbirlerine karşı. Kastı nasıl anlıyorlar derseniz soy isimden. Ben mesela Hintli bir arkadaşla görüşmüştüm. Yani dedim nasıl anlıyorsun dedim. Yani tipinden belli dedi ya. Yani davranışından, hareketinden hemen anlıyorsun dedi. Üstünlük taslama da biraz oradan geliyor belki. Dedim hani ya anlamadın ya da karıştırdın, emin olmak istiyorsun, ne yaparsın dedim. İsmini sorarım dedi. Eğer soy ismi şöyleyse böyleyse dedi, bariz bellidir ne oldu dedi. Dedim peki 3000 tane kast nasıl ayırt ediyorsun dedim. Herkes bilir dedi. Bizim kültürümüz bu dedi. Soy isim önemli dedi. Kimlerdensin gibisinden. Hatta şey bile duydum. İnsanlar yeni doğan çocuklarını böyle ücretli bir şekilde katipler varmış. İşte gel yaz nüfusa kaydet gibisinden. Devlet görevlisi değil, kendi ufak bir şirket diyeyim ama bunu binlerce yıldır yapıyorlarmış. Hatta bir tane adamla tanıştım.
şey dedi ya, 3000 yıllık soy ağacımı biliyorum dedi adam ya. Yani 100 kişilik şeyi biliyorum, 100 tane dedemi biliyorum dedi adam ya. Yani 2000-3000 yıllık şeyden bahsediyor, hikayeden. O yüzden Hindistan'ın kültürü bayağı derin. Çek sandım. Abla da gülüyor bana. Şimdi bunlar denize, nehre pardon. Okundu, üflendi. Nehre doğru gitti. Ha, yüzmüyor. Gemi gibi yapıyorlar ama yüzmüyor. Yani batıyor direkt. Bu abla da video çekiyor galiba. Bak seviyorlar şovu ya. Gülüyorlar falan. Tatlılar yani. Lan niye el elesiniz oğlum? Homofobik oldum Hindistan'da ya. Oğlum erkek erkeğe de suçmayın ya. Hop. Lan senin totoşunu yerim ha. Allah. İmana geldi adam. Böyle bu şekilde. Lan iyi oğlum, suya giren mutlu oluyor ya. Çıldıracağım. Soğuk diye mi acaba? Böyle bir şok yaşıyorlar. Güzel. Ha? I'm from Turkey, not America. Üç yapmaya çalıştı herhalde. Üç bitti. Catch. Wow. Munji vadre. O suya giren eğleniyor ya. Ne güzel iş. İçecek, içecek, iç, iç. İç. Getir dedi ya. Burada içmiyorlar. Niye? Yukarıda içiyorlar bardakla. İçeride içen de var tabii ama. Hop. Cold. Cold, right? Üçledi abi. Üçlü combo. O dört. Abi 7'ye gidiyor. Vallahi gidiyor. Helal olsun. 7 yaptı galiba. Bu Brahman abi pantolonu indirmiş. Niye lan? Girecek komple galiba ha. Soyunuyor şu an. İçmeden önce de ufak bir duası var. Bak şu an dua ediyor. Tası ters çevirdi. Tas yüzüyor. Doldurup içecek herhalde ya. Şu an dua edin. Dayı bana bakı bakı gülüyor. Oğlum ne yapıyorsunuz suyu ya? Dolu götürüp dolu getiriyorlar. Dökecek mi? Döktü.
Bir daha doldurdu. Şeyi anlayamadım. Takip edeceğim abi ya. Nereye gidiyorsun abi? Ne yapıyor lan? Burunlarını sıkıyorlar. Herhalde şey var. Sağdan soldan nefes alma olayı var. Hi, good morning. Is it cold? 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 The water is cold? Ganga river. Yeah, cold. I mean hot or cold? Yeah. Cold. Okay. Yeah, from I'm from Turkey. Turkey. Yeah, Turkey. Okay. Bak burnu tıkıyor, görüyor musun? Bir soldan bir sağdan nefes aldı. Bu şekilde. Sulara okuyorlar büyük ihtimal. Yani böyle içme muhabbeti vardır belki ama böyle bir yudumluk falandır. Okuyup bırakıyorlar. Bidonlar da satılıyor bak, kutsal suyu götürebilmek için. Şu yukarıda yoga var, ona çıkıp bakalım. Oha, güneşe bak bu arada lan, çok güzel. Bak Müslüman kara çarşaflı bir teyze de gelmiş görmeye. Yoga burası. Görüyorsun insanlar oturmuş. Yogalarını yapıyorlar. Şu an gözler kapalı hopluyorlar. Derin nefes alıyorlar. Abla öğretiyor. Bu şekilde. Ne oluyor oğlum? 300 Spartalı gibi der şu an var ya. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oğlum güzelmiş ya. Sabah yogası. 18 19 20 21. Gözler kapalı tabi, görmüyorlar beni şu an. 4 5 6. Abi de burada yardırıyor. 7 8 9. Şu abi ne güzel kıvırıyor ya. Şu abi var ya, bayıldım ya, kıvırıyor. Oynak abi. Yüz ifadeleri de süper. Abiler çok tatlı ya. Ama hopluyorlar arada, çok komiğime gidiyor. 6 7. Oo, anırıyorlar lan. 9 10 11 12 13 14 15 Bele ko saaf kar le. 7 8 9 10 11 12 30 40 50. Köpek bile şaşırdı. Bak, sağ burun sol burun olayı yoganın bir parçasıymış. Kimisi böyle grupla yapıyor. Kimisi aşağıda kendince yapıyor ailesiyle birlikte. Ama çoğu insan yapıyor yani, ibadetin parçası. Kimi kendinden mi geçiyor, bana böyle geliyor. Ama güzel hareketler tabii. Yapmak lazım. Hmm.
10, 11, çok tatlılar 12, ya. 13, Dobişik 14, abilere bak ya. 15, 16, 17, 19, 20. Bak şu an çük oynatma da var. Baldırları sıkıp sıkıp bırakıyor mesela. Değiştirdi ya. Demin kasıyordu böyle kendini. Herhalde prostat için iyi geliyor olabilir öyle. O tarz hareketler. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
बस गले को चला ले İşin garibi ben de gülüyor. Uyudu. पूरी ऊर्जा एनर्जी को हथेलियों के माध्यम से नेत्र पर स्पर्श करने के साथ साथ चेहरे पर और शरीर के लगभग सभी अंगों पर स्पर्श करने की प्रक्रिया। उसके बाद धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए। परमपिता परमेश्वर आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। Evet, bitti. Bravo. Güzeldi be. Bayağı seccade sermiş ya adam. Çok iyi. Arkada
şen şakrak devam ediyor. Onlar da almıyorlar. Burada abiler yatıyor. Sabah uyandılar gerçi. Bu şekilde. Güzel bir ortam yani, eğlenceli. Yani bir günlüğüne denenmesi gereken, görülmesi gereken bir yer bence. Asi Tapınağı. Kilimleri toplayan abiler. Tabii her ibadethane çıkışı da bu şekilde. Abimiz tartıyor ama. Güzel.